Bizim kongre süreçlerimizin en önemli aşamalarından biri büyük konferanstır. Dördüncü büyük konferansımızı 6-7 Haziran'da topladık. Orada çok verimli tartışmalar yürütüldü ve bir sonuç bildirgesiyle kararlar metni ortaya çıktı. Konferansımızın şiarı zaten hattımızı yeterince açıkça gösteriyor. Şiarımız büyük direniş, büyük yürüyüş şeklinde. Evet, büyük direniyoruz çünkü her taraftan saldırılar, kuşatma ve baskılar altındayız. Kapatma davasından Kobani davasına daha pek çok alanda bize yönelik çok yönlü ve ağır bir baskı ve kuşatma söz konusu. Bunların hepsine rağmen biz büyük yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. HDP dimdik ayakta, üstelik sadece ayakta kalmakla da yetinmiyoruz. Tam tersine parti bir aktör olarak da büyüyor, halk desteği açısından da giderek daha fazla güçleniyor. Aslında hem mücadele hem seçim konularında hattımız geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilan edilen deklarasyonda yer alıyor. Yani bizler Demokrasi İttifakı'nı oluşturmak için elimizden gelen en geniş ittifakı oluşturmak için elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz, çalışmaları yürütüyoruz. Demokrasi İttifakı bir mücadele ortaklığıdır ve biz bu ortaklığı da Türkiye'de demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barış için yeni bir başlangıç imkanı olarak değerlendiriyoruz. Elbette bu iktidarın uygulamaları ortada, savaş politikaları, işte talan uygulamaları, ekonomideki bütün bu yolsuzluklar ve rant ilişkileri, yaşanan ekonomik çöküş, bütün bunlar gözler önünde. Bu iktidar zorba bir iktidar, soyguna, talana ve savaş politikalarına dayanan bir iktidar. Dolayısıyla bu iktidara karşı mücadelemiz de son derece nettir, duruşumuz da nettir. Ancak biz Demokrasi İttifakı'nı dediğim gibi bir mücadele birlikteliği olarak kurguluyoruz. Olabilecek en geniş kesimlerin burada yer almasını sağlamak gibi bir hedefimiz var. Bizim dışımızda kalan muhalefet partilerinin, özellikle ana mecliste grubu bulunan partilerin bu konudaki tutumlarını da eleştiriyoruz elbette. Yani şu anda Türkiye mevcut iktidarla aslında yeni bir başlangıç sağlamayacak, göz boyama anlamına da gelebilecek değişiklikler öneren güçler arasına sıkışmış görünüyor ya da böyle bir tablo varmış gibi bir algı yayılıyor. Yani iktidarın da bu zihniyeti ve politikaları karşı gerçek bir seçenek bizim dışımızdaki muhalefet partilerinden çıkmıyor. Dolayısıyla biz gerçek bir çözüm seçeneği için uğraşıyoruz. Üçüncü yol diyoruz buna, işte başka isimler de kullanabiliriz. Türkiye'de yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Eskiye dönüş çare değildir. Eski sistemi bazı rötuşlarla, eski zihniyeti ufak tefek değişikliklerle yeniden devreye sokacak arayışlar Türkiye için bir çıkış değildir. Bunun için HDP yeni bir yaşam, yeni bir ülke ve yeni bir dünya hedefine uygun bir yürüyüşü, büyük yürüyüşü organize ediyor. Amacımız da gerçekten yeni olan, bütün bu 100 yıllık sarmalın dışına çıkmayı sağlayacak çözümler üretmek ve bunların halk tarafından geniş bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Biz Kürt sorununda demokratik çözümün tek yolunun diyalog, müzakere ve demokratik siyaset olduğunu savunuyoruz ve bunu her ortamda dile getiriyoruz. Böyle bir çözüm için de demokratik siyaset alanında üzerimize düşen her türlü görevi ve sorumluluğu yerine getirmek için
çaba harcıyoruz. Türkiye'de Kürt sorunu bir gerçekliktir. Türkiye'de çatışma, 40 yıllık çatışma bir gerçekliktir. Savaş politikalarının ülkeyi çürüttüğü ve çökerttiği de bir gerçekliktir. Şimdi bütün bunlarla birlikte geçmiş tecrübelere baktığımızda çözüm yolunda adımlar atılması söz konusu olunca İmralı'da görüşmeler hemen başlıyor ve o görüşmeler devam ederken de evet, çözüm yolunda mesafe alınıyor, umut doğuyor. 2013-15 bunun çarpıcı örneğidir. Çatışmalar durmuştu, ölümler olmuyordu. Evet, bir çözüm, geleceğe dair bir umut vardı, bir çözüm umudu ve demokratikleşme, barış umudu büyüyordu. Bu süreçte Öcalan'ın oynadığı rolün de ne kadar önemli olduğunu herkes kabul ediyor. O dönemin iktidar temsilcilerinin açıklamalarını alt alta koysanız bugün bizim söylediklerimizin çok ötesinde laflar bile söylediklerini görebilirsiniz. Şu gerçekliğe dikkat çekmeye çalışıyorum. İmralı'daki tecrit ile çözümsüzlük politikaları arasında birebir bağlantı vardır. Çözüm arayışlarının canlanmasıyla İmralı'da tecridin kalkması arasında da birebir bağlantı vardır. Çözümsüzlük politikaları derinleşince savaş arayışları ve zihniyeti devreye giriyor. Çatışma ve kutuplaşma, düşmanlaştırma, nefret ortamı büyüyor. Şimdi biz buna karşı mücadele ediyoruz ve çözüm için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Tecridin kaldırılması da çözüm yolunda bu mücadelenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca Öcalan'ın son görüşmede 2019 Ağustos'unda söylediği sözler var, son derece açıktır. Ben çatışma durumunu, çatışma ihtimalini bir haftada ortadan kaldırabilirim diyor. Şimdi böyle bir ihtimali ortadan kaldırma imkanı varken bunun değerlendirilmemesini savaş ve çözümsüzlük politikalarında ısrar olarak görüyoruz. Tecridin kaldırılmasını da çözüm ve barış çabalarının ve çalışmalarının önemli bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Gemlik yürüyüşü de kamuoyunun dikkatini buraya çekmeye yönelik bir etkinlikti, demokratik bir faaliyetti. İktidar çözüm arayışlarına yönelik her türlü çabayı engelliyor. Çünkü iktidarı ayakta tutan ve geleceğini bağladığı asıl yöntem çatışma ve savaş politikalarıdır. Şimdi böyle olunca muhalefetin kendisini bundan ayrıştırması gerekiyor. Beklediğimiz bu. Bu iktidarla aynı zihniyeti ve aynı yöntemleri mi paylaşıyorlar? Eğer böyleyse o zaman bu iktidardan farkları ne? Hayır. Gerçek muhalefet Türkiye'nin sorunlarının en önemli yerinde olan Kürt meselesine demokratik çözümü savunmak yapılabilir. Kürt sorununda bu iktidarla aynı anlayışı farklı üslup veya şekillerde sürdürmeye yönelik hiçbir girişimi bu iktidardan farklı görme imkanımız yok. O nedenle biz gerçek alternatif, gerçek çözüm, gerçek demokrasiyi savunuyoruz ve şu anki haliyle Millet İttifakı'nın da bundan uzak olduğunu, bu anlayıştan, bu yaklaşımdan uzak olduğunu özellikle İYİ Parti'nin açıklamaları ortaya koyuyor. Bu İYİ Parti'nin açıklamaları ile iktidar ortaklarının üslubu ve yaklaşımı ve zihniyeti arasında herhangi bir fark yok. Herhangi bir fark göremiyoruz. Evet, şimdi biz seçimlerle ilgili stratejimizi dediğim gibi çok önceden şeffaf bir yöntemle ortaya koyduk. Yani bizim söylediklerimizde herhangi bir tereddüt olmaması gerekiyor. Çünkü son derece açık, dürüst ve şeffaf bir yol izliyoruz. Parlamento seçimlerine biz kendi demokrasi ittifakımızla gireceğiz. Bunu
1,5 yıldır söylüyoruz. En sonunda bunu zaten deklarasyonumuzda da ilan etmiştik. Ve Demokrasi İttifakı'nı olabilecek en geniş kesimlerin yer alacağı şekilde inşa etme çalışmalarımız ilerliyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin dinamikleri biraz daha farklıdır. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de şöyle bir yöntem belirledik, şöyle bir strateji belirledik. Evet, eğer bizim dışımızda kalan muhalefet partileri ortak aday konusunda anlaşırlarsa bizimle bu meseleyi ilkeler temelinde kamuoyuna açık bir şekilde müzakere etmelerini istiyoruz. Biz bir açık diyalog, doğrudan müzakere ve mümkün olan temel ilkelerde mutabakat öneriyoruz. Eğer bu gerçekleşirse o zaman ortak aday fikrine de açık olduğumuzu belirtiyoruz. Yani bizim ortak adayı kabul etme ve destekleme konusunda önerdiklerimiz yöntem olarak bunlar. İçerik olarak da zaten deklarasyonumuzda belirttiğimiz başlıklar var. Bunlar üzerinden bir tartışmayı muhalefet, diğer muhalefet partileriyle yürütürüz. Mutabakat sağlanırsa biz de ortak aday fikrinde buluşuruz. Ama eğer bu gerçekleşmezse biz de kendi yolumuza devam edeceğiz. Bunu da çok açık söylüyoruz ve defalarca söyledik. Bu yollardan bir tanesi ve en önemlisi de kendi adayımızı çıkarmaktır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkarmak önümüzdeki en önemli seçeneklerden biridir. Biz adayımızı çıkarma seçeneğini öyle herhangi bir tarafa pazarlık kozu şeklinde düşünmedik, hiçbir şekilde de böyle değerlendirmiyoruz. Tam tersine. Eğer belirttiğimiz çerçevede bizimle açık müzakere, doğrudan diyalog ve temel konularda mutabakat sağlanmazsa olabilecek en güçlü adayla Cumhurbaşkanlığı seçimine girmeyi elbette biz de düşünüyoruz ve bunun hazırlıklarını da şüphesiz yapıyoruz. Hedefimiz öyle hani %10-15 oy falan değil. Eğer kendi adayımızla çıkarsak bu demokrasi güçlerinin mutabakatına dayanan güçlü bir alternatif olacaktır. Ve en az ikinci tura kalmayı da hedefleyen bir yaklaşımla aday çıkaracağız. Yani bizim hedefimiz ilk turda kazanabilecek bir alternatif aday programıyla, duruşuyla, ittifaklarıyla ve dayandığı halk desteğiyle seçimi kazanabilecek bir aday düşünürüz. En düşük hedefimiz ise adayımızın ikinci tura kalmasını sağlamak olacaktır. Şimdi biz bütün bunların hazırlıklarını yapıyoruz. Gerçekleşir, gerçekleşmez. Bu söylediklerimiz ne kadar karşılık bulur? Bunları zaman içinde göreceğiz. Ama sonuna kadar muhalefetin ortak aday çıkarması fikrine açık olmayı sürdürüyoruz. Bu konuda yapıcı bir tutum takınıyoruz. Ama biz sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz halde eğer çağrı yaptığımız çevreler bu yöntemleri, bu usulü benimsemezlerse HDP ile diyaloğa, açık diyaloğa, doğrudan müzakereye girmezlerse HDP ile bir mutabakat arayışını dışlarlarsa bizim kendi yolumuzda yürümekten başka seçeneğimiz yok. Kimse bunu da farklı bir şekilde yorumlamasın. Burada önemli bir siyasal güç var. Sayısal olarak da belirleyici bir ağırlığı var. Fakat biz sayısal gücümüzü herhangi bir kibir ile kullanıyor değiliz. Çözüm için kullanmaya çalışıyoruz. Kongreye giderken de yine esas şiarımız çözüm partisi ve çözüm gücü olma şeklinde olacaktır. Biz Türkiye'nin sorunlarına gerçek çözümler
üretmek için elimizden gelen her türlü çabayı harcıyoruz, harcamaya devam edeceğiz. İsimler üzerinden bir tartışma yürütmek istemiyoruz. Bu söylediklerimizden kimlerin aslında bizim tarafımızdan ve kitlemiz tarafında kabul görmeyeceği açıkça anlaşılabilir. Ama spekülasyonlara, isimler üzerinden polemiklere girmek bizim işimiz değildir. Biz Kürt sorunun başta olmak üzere Türkiye'de demokrasi, özgürlük, emek ve eşitlik konularında mevcut iktidardan farklı düşünmeyen herhangi bir seçeneğe destek vermeyiz. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Bu isim midir, o isim midir zikretmeyi bile gereksiz görüyorum. Herkes kendine baksın, herkes öbür tarafa baksın, aynaya baksın, çevreye baksın, bu söylediklerimizden ne çıkacağını da çok rahat görebilir.